Herkese güzel bir salı sabahından günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sesimden anlaşıldığı gibi yeni kalktım sayılır. Bir yarım saat falan oldu. Saat 11'i geçti. Eşim aradı, kahvaltıya geleceğini söyledi. Yarenciğim de daha yatıyor. Malum tatil geç yatıyor, geç kalkıyor. Ben de hiç dokunmuyorum. Şimdi buzluktan böyle rulo patates böreğimi çıkardım. Sizlerle iki kere yapmıştık bu böreği. Aranızda yapıp da beğenen arkadaşlar vardı. Çünkü bizim geç kalktığımız zaman hem öğlen yemeği hem kahvaltı gibi oluyor. Daha buzları çözülmedi, eriyince ayrılıyorlar. Birazdan bunlara yumurta süreceğim ve fırına göndereceğim. Çay suyumu da koydum. Dünkü yaptığımız kekimiz de burada. Aslında sabah eşime işe getir dedim, unuttu ama öğlen geldiğinde vereceğim. Sadece eve bir iki dilim ayıracağım. Ya bugün ya yarın sütlaç yapacağım çünkü. Bir de söylemiştim, meyveli keki eşim daha çok seviyor. Sırf onun için yaptım. Böreklerimin burada birazcık buzları çözülsün. Ben hemen içeri geçip yatağımı falan toplayayım. Çünkü telefona, mesajlara falan baktım. Ondan sonra mutfakta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Böreğimi şimdi fırına koydum arkadaşlar. Size Yozgat'ta son durumu paylaşayım. Kar bugün yağmıyor ama bugün dünkü tadı yoktur. Dün yağarken çok güzeldi ama bugün her taraf kayıyordur. Dün bile inanın ben 3-4 kere kaydım. Çünkü yerler böyle fayans gibi bir şeyle döşenmiş. Öyle bir hata yapmışlar. Paten gibi kayıyor. Şu an sizlere yakınlaştırayım. Bakın belediyenin işçileri. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam şurada belediyenin işçileri kaldırımları kazıyorlar. Yazık, onlara da üzülüyorum. Her karda böyle oluyor. Canları çıkıyor ama başka türlü ciddi anlamda yolda yürünmüyor. Kaldırımlarda asla yürünmüyor. Ben dediğim gibi bir taraflarımı kıracağım diye aklım çıkıyor. En çok da şu çam ağaçlarının manzarasını seviyorum. Şu karşıdaki ele ne kadar güzel gözüküyor. Böyle Yozgat'ta son durum bu. Az önce mesajları okudum. Abla karı bize de gönder. Burada bu sene yağmadı. Ay ne güzel sizde yağmış diyen arkadaşlar var. Darısı sizlere olsun. Bu sene Yozgat'ta kar az bile yağdı arkadaşlar. Geçen sene daha çok yağmıştı inanın. Bu sene az bile yağdı. Vallahi şu adamcağızları acıdım bu soğukta. Allah yardımcıları olsun. Böyle dışarıda çalışmak zorunda kalan bütün abilerimizin, kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diyorum. Ben şimdi mutfağa kahvaltı hazırlığına geçiyorum. O esnada böreğim de pişe dursun. Böreğimi şimdi fırından aldım arkadaşlar. Bu börek gerçekten güzel oluyor. Şunlar koyarken sizlere göstermiştim. Yapışmıştı. Onları ayırdım. Şimdi servis tabağımı alacağım. 45 dakika sürüyor arkadaşlar pişmesi. Biraz geç pişiyor. Bu kızarık olanlar her zamanki gibi eşimin, şunlar falan. Şimdi bunları, bir de tereyağı olduğu için içinde inanın mis gibi kokuyor. Servis tabağımı alacağım. Ondan sonra sizlere göstereceğim. Bu fırında pişerken buzlukta yazın koyduğum domates ve sivri biber vardı. Güzel soğanı kavurdum. Sivri biber domatesi de pişirdim. Baharatlarını ekledim. Şimdi ona yumurta kıracağım. Mis gibi menemen de yapacağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, eşimi yolcu ettim. Saat 1.30, hatta 2'ye geliyor. Şimdi çıkacağım, kitapçıya uğrayacağım. Bir de burada %50 indirim yapan bir mağaza var. Binada gitmeyen kimse kalmadı, bir ben gidemedim. Bugün de dedim fırsat bu fırsat, oraya gideyim. Bir iki soğan falan alacağım da var, onların hepsini halledeceğim. İnşallah eve geleceğim. Tabii ki çekim yapabilirsem sizlerle birlikte çekim de yapacağım. Eşime sordum yerler kayıyor mu diye. Biraz kayıyor, dikkatli ol dedi. Bugün yağmadığı için bayağı buz tutmuş ortalık. Öyle, şimdi gidelim bakalım. Çıktım, karımızı size göstereyim. Dünkü havadan eser yok arkadaşlar. İnanın buz gibi. Böyle buralar kazınmış. Kalınlığı görüyorsunuz zaten. Şimdi gidelim bakalım. Ay çok güzel burası. Yatıp yuvarlanasım geldi.
kırtasiyeye gittim. Yarene soru bankası lazımdı. Onu aldım. Şimdi kendim için kitapçıya gideceğim. Burada büyük bir sahaf var. Ondan aradığım kitabı bulursam o kitabı alacağım. Oradan da size dediğim %50 indirim olan mağazaya bir bakacağım arkadaşlar. Çekebilirsem tabii ki sizlere de çekeceğim. Yollar bu durumda gördüğünüz gibi. Zaten buradan alıyorum. Şimdi bakalım aradığım kitap var mı? Aradığım kitabı buldum. Şimdi diğer kitaplara da şöyle bir bakalım. Ondan sonra çıkalım. Çok güzeldir. Seneler önce okudum bu kitabı ben. Piraye. Yüreğim seni çok sevdi. Bunu da okudum. Bu da çok güzel. Kitabına baktım. Camdaki Kızı okumuştum ama bunu aldım. Bundan sonra da diğerlerini alacağım. Okuduğum kitapları böyle tek tek göstermeye çalıştım. Orada müzik vardı. Çok fazla böyle konuşamadım. Ama Canan Tan'ın, Sinan Akyüz'ün kitaplarını böyle kısacık çekmeye çalıştım sizlere. Şimdi gidiyoruz bakalım. Geldim, görüyorsunuz %50 indirim diyor. Bakalım neler var. Denediklerim zaten benim tarzım değildi ama tarçın rengiyle gri olan böyle füme şapkalı güzel de hoşuma gitti. Bir böyle günlük kaban bulamadım gerçekten. Size yemin ediyorum dondum. Aslında çıkmak hiç akıl kârı değilmiş ama zaten yarına kitap almak için çıkmam gerekiyordu. Ben de çıkmışken kitap aldım. Şimdi Yunus'a gireceğim. Buradan soğan falan alacağım. Bir iki eksiğim var. Dün markete gittim ama orada sebze olmuyor. Daha doğrusu ben BİM'den sebze almıyorum. Öyle şimdi hep beraber Yunus'a gidelim. Yunus'tan da dediğim gibi bir iki alacağım var. Onları alayım, evde görüşürüz. Burnum, yüzüm kıpkırmızı oldu gördüğünüz gibi. Vallahi dondum. Eve şimdi geldim. İnanın donduğum, hemencecik bir mercimek çorbası düdüklüye atacağım. Ondan sonra kendime salep yapacağım. Şöyle bir tane kırlangıcın zeytinyağını aldım. Zeytinyağım az kalmıştı. Her yemeğe kullanamıyorum arkadaşlar. Bazı yemeklere ve salatalarda kullanıyorum.
Şöyle iki tane sarımsak aldım. Çünkü neden iki tane aldım? Maalesef ithaldi. Normal sarımsak iki yere girdim, bulamadım. Bunun da kilosu 25 liraydı. Oradaki marketteki beyefendiye sordum neden hani iki yerde bulamayınca neden yerli sarımsak yok diye. Yerli sarımsağın kilosu 40 lira oldu dedi. O yüzden dedi getirtemiyoruz dedi. Vallahi dedim kendi ülkemizde kendi ürünlerimizi yiyemiyoruz. İthal ürünler yiyoruz. Mis gibi taş köprü sarımsağımız var ama maalesef tüketemiyoruz. Böyle görmüşken hiç dayanamam. Antep fıstıklı nar aromu. Böyle görmüşken hiç dayanamadım. Antep fıstıklı nar aromalı. Tövbe. Yaren ya. Şöyle görmüşken hiç dayanamadım. Antep fıstıklı nar aromalı fitil lokum aldım arkadaşlar. 300 gram. Bu da 15 lira falandı. Lokumu çok severim. Epeydir de almamıştım. Böyle kahvenin yanına dedim ufak ufak koyarım diye düşündüm. Bir tane onu aldım. Şöyle az bir şey yeşil soğan aldım. Şok olacaksınız. Ben şok oldum. Yeşil soğanın kilosu 14 lira 50 kuruş arkadaşlar. Vallahi ben anlamadım ne oldu yeşil soğana. Biz yeşil soğanı kışın yiyemeyeceksek ne zaman yiyeceğiz çok merak ediyorum. Benim aldığım Allah'tan 3 lira 26 kuruş tutmuş. Bu da en küçükleriydi. Hep böyle koca koca bağlamışlardı. Ben zaten normalde kilosu ucuzken de böyle çok fazla alamıyordum. Bu bize yeterli diye böyle az olanı seçtim. Daha sonra ne aldım? Bir tane dereot aldım. 1.45'ti. Dereotunu çok severim. Limonum 2 tane falan dolapta vardı. Böyle 3 tane daha aldım. Limonun kilosu da görüyorsunuz 8 lira olmuş. Bu da 3.34 tutmuş. Şöyle bir tane olmazsa olmaz maydanoz aldım. 1.25. Bir de ne aldım? Kuru soğan aldım arkadaşlar. 2.45'ti benim aldığım. 4.19 tutmuş. Böyle 1 kilo 2 kilo alıyorum. Kuru soğanı çok fazla almıyorum. Şimdi bunları yerleştireyim. Dediğim gibi hızlı bir şekilde mercimek çorbasını ocağa atacağım. Allah'tan bir şey çıkmazsa eşimin gelmesine yakın. Geçen hafta Yaren'le yapmıştık biliyorsunuz. Erişte böyle soslu mantı şeklinde. Yine ondan yapacağım. Güzel salata da yapacağım. Bugünkü menümüz bu şekilde. Belki eşim isterse birkaç tane de içli köfte de kızartabilirim. Kıyma çıkaracaktım. Sizler de bana demiştiniz keşke eriştenin üzerine kıyma kavurup da dökseydin diye. Vallahi Yaren istemiyor. Anne geçenki gibi sade yap dedi. Bol salçalı. Yine öyle yapacağım. O zaman bana kolay gelsin. Çorbamı hazırlayayım. Düdüklümü kapatmadan önce sizlere göstereceğim. Ara ara düdüklüde nasıl yemek yaptığımı paylaşmamı isteyen arkadaşlar var. Böyle çeyiz olarak düdüklü alan arkadaşlar var. Onlar için birazdan göstereceğim. Çorbadan sonra hemen sıcak bir salep. Şimdi ikindi ezanı okundu arkadaşlar. Yemeğimi çok şükür ocağa koyuyorum. Şöyle ayarını ikiye getiriyorum. Ondan sonra kilitliyorum. Ve altını açıyorum. Piştikten sonra da sıfıra getirip havasını çıkartıp kilidini açıyorum. Bu kadar. Bir iki arkadaş böyle göstermemi istemişti yaptığım zamanlar. Onlar için böyle kısacık göstereyim istedim. 15 dakika içinde çorbam tamam. Blender'dan geçireceğim. Bazen yemek esnasında üzerine tereyağı kızdırıyorum. Böyle nane ile pul biberle güzel oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Bu şimdi kendi kendine pişsin. Çorbamı blenderdan geçirdim arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde oldu. Mercimek çorbası bizim evde çok sevilir. Epeydir de yapmamıştım. Kepçeyi içinden alacağım. Kapağını kapatacağım. Böyle göstermek istiyorum sizlere. Bu karaca tencereyi bana ara ara soranlar oluyor. Böyle biraz daha çizilmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü böyle hafiften şöyle yanlarında, içinde falan birazcık çizilmeler başladı. Vallahi benim şansım mı? Tüm karaca bu seriyi kullananlar böyle aynı şikayetleri yaşıyor mu bilmiyorum. Böyle dalgalı dulgalı değişik bir tencere oldu. Pişirmesinden falan memnunum ama kesinlikle
Karaca'dan memnun kalmadım arkadaşlar. Bilmiyorum vallahi. Bir daha eğer garantiye giderse, iyice çizildikten sonra değişirse daha Karaca almam gibi geliyor. Yani tencere almam Karaca'dan. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Böyle hafif hafif atmaları başladı böyle dışında. Görüyor musunuz? Bu tencere bir de blenderla falan kullanılıyor yani. Bu blenderla falan kullanılan tencere nasıl bu hale geldi? Normalde blenderda hiç sokmadım. Makinede yıkanılıyor. Garantisi de var. Ama bu şekilde iki tanesinde atma olmuş arkadaşlar. Neyin nesi bilmiyorum. İyice derinleşsin. Garantiye göndereyim. Garantiye göndermişken geri gelsin istemiyorum. Böyle bunu da göstereyim, sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi içeride biraz dinleneceğim. Kitabıma inanın yeni başlayacağım. Çünkü Bursa'daki arkadaşım Aysun'cuğum aradı. Biliyorsunuz Aysun'un Instagram sayfası var. Aysun _kitchen. Çok güzel tarifleri var arkadaşımın. Benim çocukluk arkadaşımdır. Çok severim. Buradan öpüyorum kendisini. Vallahi bir saate yakın onunla konuştuk. Şimdi mutfağa girdim. Eşim gelmeden önce biraz dinleneceğim. Kitap okuyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi tuzla beraber biraz sıvı yağ döktüm. Eriştenin suyunu da koydum. Kapağını kapatayım. Eşim bir yarım saate kadar gelir. Görüyorsunuz bu tencerenin de burasında böyle soyulma oldu. Sanki bunları yere düşürdüm veya sürttüm gibi, ama alakası yok gerçekten. Dediğim gibi biraz daha derinleşmesini bekliyorum. Karaca'ya getireceğim. Kesinlikle değişim yapacağım. Ama bu sefer değişimde ne alırım hiç bilmiyorum. Yine her zamanki gibi tereyağlı şöyle bol domates salçalı sosumu yaptım. Biz Yaren'le bu sosa bayılıyoruz. Çorbam biraz ılımış gibiydi. Hemen çorbamın altını yaktım. Suyum da gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Sizlerle birlikte eriştelerimizi içine atalım. Bismillahirrahmanirrahim. 4-5 tane de içli köfte çıkardım. Şimdi bunlar olduğu için aşırı çıkarmadım. Yaptığımda eşim yoktu biliyorsunuz. O tadına bakamamıştı. O yüzden ben bir tane yiyeceğim. İkişer tane de Yaren'le babasına kızartacağım. Onu da birazdan sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Bu yeterli sanırım. Ya da bir avuç daha koyalım şöyle. Seviyoruz çünkü. Böyle arkadaşlar, eriştelerimiz de pişsin. İçli köfteyi kızartalım. Böyle içli köftelerimi de kızarmaya bıraktım arkadaşlar. Buzlu bir şekilde. Sadece bir 5 dakika dışarıda beklettim. Çünkü acelem vardı. Görüyorsunuz hiçbir kırılma, çatlama olmadı. Bol yağda kızartıyorum. Söylediğim gibi 4-5 tane çıkardım. Çünkü zaten başlı başına erişte doyurucu. Mercimek çorbam da var. Güzel yeşil soğan, domates, biber falan kestim. Turşu çıkardım. Soframı Yaren'le birlikte kurduk. Mercimek çorbamız içeride. Şimdi sadece içli köftelerimin kızarmasını bekliyorum. Ondan sonra da eriştemi yoğurtlayacağım, soslayacağım. Direkt içeri akşam yemeğine geçeceğiz. Şimdi eriştemi soslarken sizlere göstereceğim. Eriştem o esnada içli köftelerim böyle nar gibi kızarmasını bekliyorum. Böyle çıkardıktan sonra sizlere göstereyim istedim. Bu dışındakiler ister istemez yoğururken elimden böyle soğan kıyma yapışmış arkadaşlar onlar. Böyle nar gibi kızardı. Eşim de ben de içli köfteyi böyle bayağı kızarık seviyoruz. Burada da geçenlerde yapmıştım Yaren'le ikimize soslu erişte. Onu da hemen böyle sarımsaklı yoğurtla sosladım. Üzerine de bol tereyağlı salça. Şimdi soğutmadan içeri getiriyorum. İçeride mercimek çorbamız da bizi bekliyor. Çok şükür Rabbim olmayanlara versin. Bize de afiyet, şifa olsun inşallah. Erişteyi çok seviyoruz bu şekilde. Bir kere de dediğim gibi bol cevizli yapacağım. O da harika oluyor arkadaşlar. Sosumu da alıyorum, tabaklarımı da alıyorum. İçeri geçiyorum. Evet arkadaşlar, yemeklerimizi yedik. Gerçekten çok güzel olmuştu. İçli köftem de harikaydı. Size söylemiştim, ben yaptığım gün eşim görevdeydi, yiyememişti. O da çok beğendi. İnanın iki tanesi kaldı. Erişte olunca iyi ki daha fazla çıkarmamışım. Bir ara dedim 6-7 tane falan kızartayım. İyi ki yapmamışım öyle bir hata. Çorbanın üzerine, eriştenin üzerine zor yedik ama çok güzeldi. Sofrayı topladım, bulaşıklarımı falan ayarladım. Hatta bulaşık makinesi çalıştırdım. Bitmek üzere şimdi. Çayımı demledim. Az sonra akşam çayı içeceğiz inşallah. Böyle arkadaşlar, bugün dışarı çıktım biliyorsunuz. Şimdi eşim yanımda olmadığı için kaban denediğim zaman eve geldiğimde ona da gösteriyorum. Gerçekten kendime göre böyle istediğim gibi bir kaban bulamadım. Günlük kaban istiyorum.
çarşıya pazara giderken böyle rahat edeceğim bir kaban istiyorum. Bu yeşil kabanımı çok seviyorum ama yedek bir tane daha istiyorum. Normalde böyle gezmeye falan giderken giydiğim bir iki kabanım var. Geçen hafta sonu LC'de bir iki mağazada tekrar kaban denemiştim. Sizlere çekmemiştim. Gri çok güzel şiş şeklinde beğendim. Şiş mont şeklinde beğendim ama şiş olanlar böyle aşırı kilolu gösterdiği için onları tercih edemiyorum. Bakalım güzel böyle denk gelirse inşallah alacağım. O yüzden acele etmiyorum. Gördükçe de sizlere de çekiyorum. İnşallah sizi sıkmıyorumdur. Bir günün daha sonuna geldik sizlerle birlikte. Yarın çarşamba arkadaşlar. Yarın şimdilik bir planım yok. Ne yaparım, ne ederim hiçbir fikrim yok inanın. Hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde kalkalım. Gün zaten nasıl başlıyor, nasıl bitiyor inanın anlamıyorum. Bugün de akşam üzeri babamı aradım. Babamı ikna etmeye çalıştım doktora gitmesi için. Bir iki gün böyle yine iyi gibiydi ama yine bir halsizleşmiş. Öksürüğü falan da varmış. Bana söz verdi. İnşallah bakalım sözünü tutarsa doktora gidecek. Baba dedim en azından bir kan tahlili yaptır, bir ciğer filmi falan çektir. Tamam kızım dedi. Evdekiler hiçbir şekilde ikna edemiyorlar. İnat etmiş. Neden bilmiyorum. Doktor ne yapacak gidiyor. Yatıyorum zaten halim yok falan diyor bugün bana. Bakalım Allah babamla birlikte gerçekten herkese şifalar versin. Kimseye dert verip derman aratmasın arkadaşlar. İnşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.